Merhabalar. Önce küçük bir hatırlatma. Yorumlarınız görünmüyorsa YouTube'un bunu beklettiğini unutmayınız. Bazı şartlarda bu geçerli. Baharatlarla ilgili kanalımda çok sayıda videoya ulaşabilirsiniz. Gelen yorumlarda özellikle gram olarak kullanımı verdiğim için benden kaşık olarak acaba bunları düzenleyebilir misiniz diye bir istek geldi. Ben de bunun üzerine size bu özet videoyu hazırladım. Bu özet video biraz uzun. Arzu ederseniz açıklamalar bölümünde favori baharatlarınıza zamanlamadan atlayabilirsiniz. Burada yararlarından özellikle insanlarda bilinen ve çalışmalarda gösterilmiş yararlarından bahsedeceğiz. Diğer laboratuvar ve fareler üzerindeki etkileri için açıklamalardaki videolara bakabilirsiniz. Burada hedefimiz ölçüyü belirlemek. Yani ölçüyü gram olarak vermektense standart olarak bildiğimiz ölçülerde çay kaşığı, tatlı kaşığı, çorba kaşığı şeklinde vermek daha uygun olabilir. En basiti de çay kaşığı. Ben de o yüzden sıklıkla çay kaşığı ölçümüne başvuracağım. Tabii arzu edersiniz böyle elektronik tartılarda kullanabilirsiniz ama ben pek gerekli olmadığını düşünüyorum. Gelin hep beraber şimdi muhteşem yedilimize bakalım. Videonun sonunda da bir hesap yapacağız. Günlük almamız gereken dozları toplayacağız. Birinci sırada zerdeçal, tarçın, zencefil, kırmızı biber, karabiber, kimyon ve kekik. Sıralamamız böyle. Muhteşem yedili. Zerdeçal özellikle kış aylarında Türkiye'de tüketimi artıyor ve popüler bir baharat biliyorsunuz. Zerdeçal'la ilgili videom neredeyse 9000'e yaklaşan bir görüntülemeye sahip. Zerdeçal'ın bilinen eklem ağrılarına etkili olduğunu biliyoruz. Ülseratif kolite etkili olduğunu biliyoruz. Total kolesterol ve kötü kolesterolü düşürüyor. Özellikle azalmış böbrek fonksiyonunun korunmasında yardımcı. Depresyona da etkili olduğu söyleniyor. Bunu da küçük bir not olarak kenara yazalım. Peki dozu ne kadar zerdeçalın? 2-3 gram yeterli. Günde 1-2 çay kaşığı yeterli. Tabletleri konusunda soru işareti var çünkü gerçek etkisini kalın bağırsakta birikerek yaptığı söyleniyor. Ve tüm baharatlarda olduğu üzere zerdeçalın etkisini görmek istiyorsanız 2-3 ay kullanmalısınız. Peki zerdeçal konusunda uyarı var mı? Tabii ki. Gebeler ve emzirenler, reflü ve safra kesesi sorunları olanlar da uzak durmaları öneriliyor. Bütün baharatlar genelde şekeri düşürür, kanını sulandırır. Dolayısıyla bunu da uyarıların arasına ekleyebiliriz. Demir eksikliğinde önemli çünkü demirin emilimini bozuyor ve testosteronu da düşürdüğü iddia ediliyor bazı çalışmalarda. İkinci sırada benim favori baharatım var, tarçın. Özellikle elma artı tarçını çok seviyorum. Beni tanıyan herkes bilir. İltihap giderici özellikleri var. Bakteri ve virüslere karşı etkili olduğu söyleniyor. Bütün bunların hepsi antioksidan özelliği ama kötü kolesterolü ve trigliseritleri düşürüyor ve kan şekerini de düşürüyor. Kan şekerini düşürme konusuna bir işaret koymamız gerekiyor. Niye diyeceksiniz? Bakın. Çünkü tarçın insülinin etkisini 20 kat arttırıyor. Ve aynı zamanda şeker emilimini de bozuyor. Yani iki yönlü şekeri düşüren bir etkisi var. O yüzden şeker hastaları tarçın konusunda dikkat etmeli. En azından evde şekerlerini daha sık ölçmeliler. Peki ne kadar tarçın kullanalım? Burada da bir sorun var. Çünkü Vietnam Çin tarçını ile Seylan tarçını arasında etken madde açısından farklılıklar var. Birisi pahalı, birisi ucuz. Tarçın dozu aşağı yukarı 5 mg gün, yani 2 çay kaşığı kullanmak yeterli. Fakat bazı kaynaklarda tarçının dozu ile ilgili bir takım değişik düşünceler de var. Örneğin mesela bir yayında 1 çay kaşığı tarçın için kullanılan miktar 2.6 gram. Ama bir yurt dışı kaynağında 1 kaşığı tarçının ağırlığı 0.62 gram olarak bildirilmiş. Muhtemelen bu tarçının kökeniyle ilgili olan bir durum. Gelelim zencefile. Zencefil özellikle bazı insanların gazozuna meraklı olduğu önemli bir baharat. Bizim ağız tadımıza pek uygun değil ama bence önemli bir baharat. Nezle ve grip konusunda koruyucu etkisi var. Bakın ağrı kesici özelliği adet sancısında belirgin. Bulantı ve kusmayı
önlüyor, baş dönmesi ve eklem ağrılarında da yararlı olduğu biliniyor. Peki zencefilin yan etkisi var mı? Tabii ki var. Özellikle tansiyonu bir miktar düşürüyor ama çok önemli ölçüde değil. Bakın gene karşımıza insülin çıktı. İnsülini artırıyor ve şeker hastalarının dikkat etmesi gereken bir baharat daha. Ve sindirimi kolaylaştırıyor ama çok fazla kullanırsanız ishal olursunuz. Kan sulandırıcı ilaçlarda da dikkat etmek gerekiyor. Bakın şeker ve kan sulandırıcı hemen hemen baharatların ortak özelliklerinden ikisi. Şimdi gelelim farklı ve güzel bir baharata geçmeden 1-3 gram dozunda kullanılacağını aktarayım size. 1 çay kaşığı yeterli zencefil ve 1 bardak zencefil çayında da bizim için yeterli doz var. Dolayısıyla 1 gram tüketmek istiyorsunuz, 1 zencefil çayı ve gazozu içmeniz yeterli. İşte muhteşem baharatımız geldi. Bizim toprakların baharatı. Kırmızı biber, pul biber. Meraklısı çok. Peki kırmızı biber hakkında neler biliyoruz? Bir kere acı ve ağrı işini artırıyor. Zayıflama konusunda ilginç veriler var. Bir kere alınan kaloriyi düşürüyor. Açlık hormonunu azaltıyor. Yani açlık hissetmiyorsunuz ve çok önemli bir etkisi var. Yağ dokusu oluşumunu azaltıyor. Ve kırmızı biberi yüksek dozda ve birazdan aktaracağım şekilde kullanırsanız en azından kendinizi doymuş hissediyorsunuz ve daha az yemek yiyorsunuz. Bu da uzun vadede kilo vermenize sebep oluyor. Yalnız fazla tüketilirse ülser ve kansere neden olabiliyor bağırsak sisteminde. İshal yapabiliyor gene aynı şekilde ve kişilerin bünyesi bu tür etkilerde farklılık gösteriyor. Doz konusunda 10 gram pul biber öneriliyor. Yani bir çorba kaşığı kadar pul biber tüketmeniz gerekiyor. Eğer acı biber yiyecekseniz, biberini yiyecekseniz o zaman daha fazla. Toz için 10 gram bir çorba kaşığı. Özellikle pul bibere merakli olanlar, zayıflama konusunda istekli olanlar sabah kahvaltısında yoğurt artı yulaf ezmesi ve kırmızı biber karışımını deneyebilirler. Ve yemeklerden önce acının yenmesinin özellikle iştahı azaltma konusunda faydalı olduğu ileri sürülüyor. Geldik karabiberimize. Karabiber biliyorsunuz bizim soframızdan eksik olmaz. Gene iltihap karşıtı özellikleri ve antioksidan özellikleri tüm baharatlarda olduğu gibi bunda da ön plana çıkıyor. Kilolu kişilerde özellikle insülin etkisini arttırıyor. Yani metabolik sendrom olan kan şekeri yüksek şişmanlar bunu fazla kullanabilir. Bağırsaklardan besin emilimini artırıyor. Bu da çok olumlu bir yanı. Zerdeçalın, selenyumun ve kalsiyumun etkisini emilimini artırıyor. Bağırsak florasını düzenliyor. Ağrı kesici özelliği var. İştahı azaltıyor. Özellikle karabiber, gazoz Amerika'da bu açıdan popülermiş. Ama az biliniyor maalesef. Bizde olduğunu zannetmiyorum. Nasıl bir gazozdur hiçbir fikrim yok. Bana hoş gelmedi açıkçası. Karabiberin önemli bir yan etkisi yok. Yalnız yüksek dozlarda antibiyotikler, kan sulandırıcılar ve bazı kalp ilaçları etkilerini değiştirebiliyor. Ama bunu çok kullanmak mümkün değil. Örneğin teofilin diye bir akciğer ilacı var biliyorsunuz. Onun etkisinde önemli değişiklik yapıyor çok kullanırsanız. Aşağı yukarı 1 çay kaşığı gün yeterli. Eğer yağını kullanacaksınız da 10 mililitre gene yeterli doz. Yoğurt, karabiber ve zerdeçal, hatta bunun üzerine kırmızı biber eklerseniz son zamanların favori diyetlerinden bir tanesi. Gazeteci Güner İcivoğlu Moskova'ya gidiyor. Hava çok soğuk ve grip. Grip olduğunu gören resepsiyon görevlisi kendisine bir yarım bardak vodka ve tepeleme karabiber dolu bir bardak uzatıyor. O da onu içiyor, bütün gece hapşırıyor ve ertesi sabah gripten kurtulmuş bomba bir şekilde uyanıyor. Bu da küçük bir anekdot. Şimdi geldik kimyonumuza. Kimyon biliyorsunuz lezzetlendirici en önemli baharatlardan bir tanesi. Bizde giderek az kullanılıyor ama bakın hem karın ağrısı hem hazımsızlık hem gaz konusunda yıllardan beri bilinen olumlu etkileri var. Sindirim için iyi. Bir de meraklısına cinsel isteği arttırdığını da ekleyelim. Özellikle diyabet başlangıcındaki olan hastalarda öneriliyor. Trigliserit ve
kötü huylu kolesterol düşürüyor. Demirden çok zengin. Bakın, bir çay kaşığı kimyonda yaklaşık 1.4 gram demir var. Bu da günlük ihtiyacımızın %17,5. Yani demir eksikliği anemisinde kimyon kullanılabilir. Yüksek doz kullanıldığı zaman o zaman bir takım yan etkiler ortaya çıkabilir. Ama bir çay kaşığı, yani 2.3 gram yeterli. Şeker ve kolesterol için de bunu günde 2 kez kullanılması öneriliyor. Dediğim gibi yoğurt, zerdeçal, karabiber, hatta bunun üzerine de bir de kırmızı biber ekleyin, harika. Yalnız bazı kimyon kullananlarda alerji görüldüğünü de unutmayalım. Ve muhteşem kekik. Bizim coğrafyamızın ünlü baharatı kekik, özellikle Hipokrat'tan bu yana öksürük için kullanılıyor. Hazımsızlıkta faydalı, ağrı kesici özellikleri var. Özellikle diş ağrıları için kullanılmış. Gene adet sancısında faydalı ve idrar yolu enfeksiyonu geçirenlerin de tüketmesi öneriliyor. Peki kekiğin dozu ne kadar diyeceksiniz? Maalesef kekikte öyle belirlenmiş bir doz söz konusu değil. Kimyon gibi kekik alerjisi de rapor edilmiş. Çayı kullanılabilir. Özellikle akne, kepek ve cilt hastalıkları için de kekik yağı öneriliyor. Şimdi gelin bir hesap yapalım. Bu muhteşem yediliği anlattık. Ne kadar kullanılacağını, dozlarını sizlere aktardım. Gelin bir bakalım toplam tablomuz nasıl? 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çorba kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber ve kimyonumuz ve kekiğimiz. Şimdi bütün bunların hepsini kullandığınız zaman özellikle kan şekerinin düşürmesi ve kan sulandırıcı etkisinin artması bekleniyor. Dolayısıyla şeker hastalarında özellikle tarçın konusunu dikkate çekmemiz gerekiyor. Yani bunun toplam yarısını günlük tüketseniz etkilerini pekiştirdikleri için sizin için yararlı olabilir. Evet, buraya kadar vazgeçmeden dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.